tartışma yapacağız inşallah. Dün poğaça yaptık, çok güzel oldu poğaçalar. Hemen yedik. Her gün böyle az az hamur yoğurup bir şeyler yapıyoruz evde vakit geçsin diye. Malzemelerimiz bir tane kuru maya, bir yumurta, yarım pakette margarin yoğurduk. Yaklaşık yarım saat bekliyoruz. Uyutuyoruz yarım saat hamurumuzu. Yarım saat uyuduktan sonra nazik bir şekilde uyandırıp böyle küçük küçük parçalara bölüyoruz. Bu haline getirdikten sonra tepsimizin altına biraz bir mısır unu serpiyoruz. Yağ sürmüyorum ben öyle. İşte gördüğünüz üzere bunları bu şekilde yaptıktan sonra biraz da tepsimizde dinlenmeye bırakacağız. Uyuyacaklar. Yaklaşık bir yarım saat kadar. Ben de merak ediyorum acaba nasıl olacaklar diye. Evet arkadaşlar, hamurlarımız şimdi dinlendi, fırınımız da ısındı. Önceden 180 derecede ısıttığımız hamurumuzu atacağız ama önce üzerlerine biraz yumurta sürüyoruz. Hamurlarımızı uyandırdık güzellik uykusundan. Bu arkadaşları tabii biraz kilo aldılar, şiştiler. Şimdi fırınımıza atacağız. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza. Çayımızı da demledik burada. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet. Arkadaşların üzerlerine yumurtalarını sürdük. Susamlarını da attık. Şimdi fırınımıza sürüyoruz inşallah. Önceden ısıtmış olduğumuz fırına bu şekilde.
olacak, bir yolculukları olacak bu arkadaşların. Şimdi onları baş başa bırakıyorum. Çocuklar da zaten derslerine yaklaşıyor. Şu an Zoom diye bir program var. Tam denk gelecek. Hem dersi bitecek, hem de sürücü yemeğimizi yiyeceğiz. Çayımızı da demledik. Evet arkadaşlar, açmalarımız oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyorlar, yumuşacık ama sıcak. Arkadaşların yolculuğu buraya kadar. Sünger gibi oldular mübarek, çok güzel gözüküyorlar. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bir tanesinin altına da bakalım. Gördüğünüz gibi altları da böyle çok güzel pişiyor. Evet arkadaşlar, açmalarımızda son durum bu. Şöyle bir tanesini yakından göstereyim size, böleyim. Oo, müthiş pişmişler. Yumuşacık. Sünger gibi olmuş adeta. Güzel oldular. Şimdilik de afiyetle yiyoruz inşallah. Merhaba. Açmalarımızı yemeye başladık sabah kahvaltımızda. Sıcacık, çok da güzel. Böyle gördüğünüz gibi sünger gibi olmuşlar. İçleri de yumuşacık, böyle daha sıcacık. Herkese hayırlı günler. Evde kal Türkiye. Evet, başladık yemeğe. Nasıl olmuş kızım? Yumuşacık olmuş senin. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Çok güzel. Ellerine sağlık baba.